Sanırım canlı yayınımız başladı. Bir, iki, üç dakika gecikmeyle de olsa. Çünkü alışkanlık olmuş. Tabii birkaç sayfamız olunca ben kendi sayfamdan canlı yayına başlamışım. Ama Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin sayfasından yapmam gerektiği için canlı yayınımızı hemen bunun farkına vardıktan sonra kapattım. Profesör Mela Dönmez. Evet, merhaba diyorum. Halil Türker, Ayşenur Azak, hemen bizi takipçilerimiz izlemeye başlayanlara hoş geldiniz diyorum. Birazdan özellikle Anka Lady'yi canlı yayına davet edeceğim. Şimdi sanıyorum kendisi hazırdır, bizi izliyordur diye düşünüyorum. Birazdan canlı yayına dahil olmak üzere de onun davetini bekliyorum açıkçası. Derya Kilice katıldı, Anka Lady katıldı. Hemen kendisine bir el sallayarak hoş geldin diyorum. Ankacığım bekliyorum. Video katılma talebini hemen seni yayına almak istiyorum. Bugün YouTuber Anka Lady konuğumuz olacak. Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin canlı Instagram sohbetlerinde. Kendisi tamamen bir YouTuber ve geçtiğimiz sene insanlığın gerçek dostları ödül törenimizde kendisine de ödül takdim ettik. Ve birçok genç herhalde takip ettiği, birlikte oyun oynadıkları, onların o her zaman takip ettikleri ve sevdikleri oyunu onlar için oynarken o heyecanı hissettiren birisi. Sanırım şu anda yayınımızda. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın Ankara'da? İyiyim, teşekkür ederim sizleri sormalı. Sağ ol. Bu Ankara'ydı, kankalıktan geliyor galiba, değil mi biraz da? Yok, aslında tamamen Anka kuşundan geliyor. Anka Bildiğimiz kuşu, mitolojideki... üzerinden doğan birisi olarak düşünüyoruz. Ama aynı Evet. zamanda bakıyorum hep oyunlarla ilgili söyleşilerde. Ne haber kanka? Tamam kanka. Haydi kanka. Evet, yani o sonradan gelen bir şey. Genelde takipçilerim kendilerini, daha doğrusu bana öyle hitap ediyorlardı. Ne yapıyorsun kanka filan gibisinden. Oradan kaldı. Ben de o yüzden onlara kanka diyorum. Hem biraz daha samimi oluyor, yakın oluyor. Bu arada kusura bakmayın, biraz dağıldım. Şu anda ofisteyim. Bugün epey yoğun bir günde. O yüzden Olsun, çok dağınık görünüyorum şu anda. biz aslında seni biraz tanıyalım. Yani YouTuber olarak sen kaç bin abone oldu şu anda? 136.409. 106. Evet, aynı zamanda Hanklap'la da sanırım yarış halindesiniz. Çünkü Yok, hiç öyle şeylerim yok. videoları izlerken baktım işte onun rekorunu kırdım demiş ama baktım sen yine onu sollamışsın, ilerliyorsun, gidiyorsun bir şekilde. Kıyasıya bir mücadele var anladığım Şey, kadarıyla. yani o şey aramızda bir espriydi. Biz bu işe ilk girdiğimizde de hani iki ekip videoları çekiyorduk. İki rakip oluyorduk. O şekilde içerikler üretiyorduk. Bir süre sonra o bizim tarzımıza dönüştü. Oradan gelen bir espri o. Evet, Yoksa tabii ki de bir rekabet aranızda yok yani. O benim çok keyifli, sevgili bir dostumdur. fark ettim, aranızda o keyifli güzel bir atışma var, Şey, yani onun özür dilerim, farkındayım. anlayamadım. Çok neşeli, keyifli. Anka Hanım merhaba demiş, Melahat Hanım, Semih Yazgan. Bakalım yavaş yavaş artacak anladığım kadarıyla izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bakalım o 136 bin abonenin kaçını buraya alabileceğiz. Evet, görüntü gitti. Heh. İyiyiz değil mi? Şu an nasıl görüntü? Bağlantıda sıkıntı yaşıyorum çünkü ofis biraz ters bir tarafta. Telefon bazen çekmiyor. Kusura bakmayın. Benim görüntümde bir sorun var mı? Görüntü ya da seste? Şu an sıkıntı yok. Şu an iyi. Tamam. Peki, sanıyorum ki şöyle bir şey, yani çok küçük yaşlardan itibaren başlayan bir oyun merakı var. Ve biraz Doğrudur. küçük, daha önceden yaptığımız sohbetten abilerden kaynaklanan bir şey demiştim. Görüntümüz bir duruyor, bir gidiyor, bir geliyor. Ben kısaca özet size. Evet, lütfen. Evet ya, gerçekten kusura bakmayın. Ben de sıkıntı oluyor maalesef. Burada Wi-Fi'miz de yok. Çalışıyoruz. Kısaca bir özet geçeyim. Ben kalabalık bir aileyim. 7 kardeşiz biz toplamda. Hani en küçüğümüzü saymıyoruz çünkü o bayağı tekne kızıntısı. O daha çok küçük. Biz 6 kardeş hep böyle
Abimlerden gelen meraklarla büyüdük. İşte kitap merakları, oyun merakları, çizgi roman merakları hep oradan geliyor. Çünkü ben daha 3 yaşındaydım. PlayStation'la tanıştım. 3 yaşındaydım, evde bilgisayar vardı. Sürekli bir oyun içerisindeydik zaten. Merak aslında meraktan ziyade bir çeşit hayat tarzı oldu bizim için. Ailemizin genel etkinlik alanı oldu. Hani annem de iyi oyun oynar, oyuncudur. Oradan hani geliyor. Aslında özel bir şey yok. Oyun oynarken aldığım için ve yani övmek gibi olmasın ama iyi de olduğumu düşündüğüm için bunları videoya, internete dökmeye karar verdim. Bu şekilde başladı macera. Arada bir sesimiz, görüntümüz duruyor gidiyor ama kalabalık bir ailede devamlı olarak ailenin tüm fertleri dahil oyun oynanıyor. Düşünemiyorum bile kaç PlayStation'da kaç tane kişi katılabiliyorsunuz bir anda oyuna ailede. Yani kısmen. Ses zor gidip geliyor anladığım kadarıyla. Han kanalla video çekebilir misiniz demişler Sıkıntı tekrardan. maalesef bende. Telefon biraz eski. Aman. Evet, bunu mutlaka değiştirmem lazım kısa sürede. Belli oldu. Geldi. Tamam. Peki. Yani mesela birileri demiş ki bir bayan olarak çok başarılısın demişler oyunda. Valla ben şöyle söyleyeyim. Çok fazla, çok uzun yıllardır ben oyun oynamıyorum. PlayStation ya da bir şekilde bilgisayar oyunu. Ama seninle ilgili birkaç böyle videoyu araştırırken sen oynarken ben ayrı bir keyif aldım açıkçası. Seni izlemek ayrı bir keyif. Onu söyleyeyim. Ay aman düştü düşmesin kalsın devam etsin biraz daha başarsın derken gerçekten o heyecanı hissettiriyorsun sen de yorumlarla. Yani o şeye şimdi anladığım kadarıyla cevap vereceğim. Bazı şeylerde ne bileyim hani farklı düşünüyorsunuz. Farklı çalışıyor kafanız. Bazı şeyleri ayıramıyorsunuz. İşte bir bayan olarak savaş oyunu oynamak veya bir erkek olarak lifestyle oyunu oynamak diye düşünmemek lazım. Veya oyunların içerisinde hani oyun tarzını düşünmemek lazım. Oyunlar zaten insanın ruhunu yansıtan içerikleri, yani insanlar kendi ruhunu yansıtan içerikleri tercih ediyorlar. Bu hususta da yani seçiciliğiniz oluyor. Hani o yüzden böyle bir kesime yapıştıramazsınız bu tarz şeylere. Evet. Peki senin öz olarak seçtiğin bir oyun değil. Zaten hep sen kendi sevdiğin, keyif aldığın oyunları herhalde tercih ediyorsun. Değil mi? Aynen. Genelde bizim işimizi yaptığınızda, çok özür dilerim. Bizim işimizi yaptığınızda popüler dersiniz. Ben de bir süre popüler içerik çünkü benim bu işe girmemdeki amaç keyif aldığım şeyleri paylaşmaktı. Ve bir noktadan sonra bu bir işe dönüştü. Ticarete dönüştü. Ve o yüzden işi ticaretten çıkartıp yeniden keyif aldığım şeylere yönelme kararı verdim. Peki, yani gerçekten böyle bir sevdiğin işi yapıyor olmandan, bu açıdan dolayı takip ediliyor olman ve güzel bir başarı yakalamış olman gerçekten çok keyifli. Peki bizim konumuz bugün dumansız hava sahası ve insanlığın gerçek dostlarında biz gerçekten sigaraya karşı savaş açan, sigarayla bir şekilde bizim yanımızda olan, düşüncelerimize destek veren kişileri her daim onlara bir ödülle katkı sağlamak istiyoruz. Sen de bizim geçtiğimiz seneki ödül törenimizde böyle bir ödül aldın. Senin nasıl sigarayla aran, ailede sigara durumu nasıl? Sen ailede içen var mıydı? Sen hiç içtin mi? Bıraktın mı? Umarım sorularım net olarak gitmiştir. Çünkü arada sırada Anka Lady'nin görüntüsü donuyor bende. Donduktan sonra da o görüntü gidiyor.
İzleyenler, takip edenler, siz nasıl görüyorsunuz? Birimiz donuyor, birimiz geliyor. Ankara'yı da ayrıldı. Birazdan tekrar gelir herhalde diye düşünüyorum. Şimdi özellikle çok genç bir takipçi kitlesi var. Öyle düşünüyorum. Oyun oynayanlar açısından. Görüntü yok derken benim görüntüm yok. Ankara'nın görüntüsü mü yok? Köprü altında çekmiyor. Görüntü gitti. Evet. Tekrar geliyor. Ankara'ydı. Ekliyorum. Birazdan gelecek diye düşünüyorum. Sanırım Anka'nın tarafından bedenler onu gördükleri için çeken bir yere mi evet. geçsin? Ya çeken bir yerle alakası yok. Telefonda problem var. Anladım. Sorularınızı duydum. Onunla ilgili sıkıntı yok. Hemen özet geçeyim. Tabii ki de her ergen gibi ben de tütün ve tütün mamulleri denedim. Ama bana göre değil. Onu ben neden bana göre olmadığını açıklayayım. Çünkü esas zaten ders verici kısmı o olacak. Bana göre değil çünkü ben vücudumu ve kendimi çok sanırım. Sevdiğimle, sporculuğumla. Evet, vücudunu ve kendini seven bir insan. Bu sebepten dolayı hani kendime zarar vermeyi tercih etmedim hiçbir zaman. Kendimi sevdiğim için kendimi sevmememi sağlayacak bir şey yapmaktan değilim. O yüzden hani kullanmadım. Tabii ki de dediğim gibi hani her ergen gibi denedim ben de ama kesinlikle şey olmadı yani. Anladım. Zaten şöyle bir şey, ben seninle beraberken, senin bu kadar genç takipçin de varken seninle birlikte aynı mesajı vermek istiyorum. Sen hemen baştan başladın çok güzel bir şekilde. Ben kendimi seviyorum dedim. Şimdi ergenlik döneminde insanlar biliyorsun kendilerine bir arkadaş grubu oluşturmaya çalışıyorlar. Arkadaş gruplarına girmek istiyorlar. O gruplarda sigara içiliyorsa sanki kendisi içmeyecekse kabul edilmeyecekmiş gibi bir zihniyete de kapılabiliyor. En önemli şey aslında ergen çağda, ergen yaşta seninki gibi kendini sevmek ve seni olduğu gibi kabul eden arkadaşlar edinmek. Eğer seni olduğu gibi kabul etmiyorsa, sen sigara içmiyorsun diye, onların yaptıklarını yapmıyorsun diye kabul etmiyorlarsa seni arkadaş grubuna, seninle zaten yarın öbür gün başka bir şeyden yine ters düşeceklerdir. Öyle bir grupla arkadaş olmaya çabalamak yerine sen baştan seni seven, seni kendi kurallarınla, kendi olduğu gibi kabul eden bir arkadaş edin, değil mi? Bu çok önemli. Şöyle söyleyeyim, düşünce tarzınız topluluktan farklı olduğu zaman zorlanıyorsunuz. Özellikle yeni nesil arasında çünkü sosyal ortam çok fazla gelişti. Ben de bunu bir nebze yaşadım. Ama zaten şöyle bir durum var. Edindiğiniz bir arkadaş sizin hayatınızı etki ettiği zaman geri kalan yüzlercesini aramıyorsunuz. Popüler insan dediğimiz sıfatı hiçbir zaman özlemedim, hiçbir zaman aramadım, hiçbir zaman merak etmedim. Bütün okul beni tanısın, herkes etrafımda dönsün, zaten isteyen bir öğrenci değildim. Hala da istemem. Ofiste 15 kişi çalışıyoruz. Benim karşımda masada bir meslektaşım var. Ve diyorum ki hani mümkün mertebede de benden uzak dur ki hani ben kendimi böyle baskı altında hissetmeyeyim diyorum. Zaten hep yalnızlık seven bir çocuk olmuştum. O yüzden toplum baskısından da sıyrıldım diyebilirim. Hiçbir zaman beni etkilemedi. Genç arkadaşlarım da hani... Anka seste çok evet. Yankı var diyorlar. Acaba olduğun yerden mi kaynaklı yoksa yine telefondan mı kaynaklı? Böyle sanki böyle bir uğultu dönüyormuş gibi geliyor ses. Bir saniye izin verin bana bakayım hemen. Tamam. Ben Anka'nın söylediklerine katılıyorum. Yani insanın gerçekten onu olduğu gibi kabul eden, onu seven, destekleyen bir dostu olsun. Çok daha fazla böyle ortamlarda olmasına gerek yok. Önemli olan o güzel birlikteliği, arkadaşlığı, dostluğu paylaşabilmek. Ve gençken, çok erken yaşlarda bu seçtiğimiz arkadaşlar aslında hayatımızın gidişatını belirliyor. O yüzden bizi olduğumuz gibi kabul eden, özellikle de sigara içmeyen arkadaşları tercih edin diyebilirim ben. Evet, nasıl oldu bakalım mı sesimize? Yani bende bir sıkıntı gözükmüyor ama yankı... Hayır, bir şey söyleyeceğim. O yankı biraz daha azaldı. Bu şey gibi düşün, hani
Boş bir alana girdiğin zaman çok daha fazla ses yankı yapar. Yani. Ama bizim orası fabrika olduğu için zaten hep boş. Evet, şimdi Öyle bir ofiste durum. şimdi siz bir ofis kurdunuz anladığım kadarıyla. Ne oluyor ofiste? Neler yapıyorsunuz orada? Şöyle, biz bir ofis kurmadık. Kurmadık. Onu Onu önce bir önce bir söyleyeyim. söyleyeyim. Ben bir Ben bir yerde yerde çalışıyorum. çalışıyorum. Bir yerde Bir yerde çalışmamın çalışmanın sebebi de sebebi de şu. şu. Ben yıllardır evdeyim. Sürekli aynı bilgisayarın başındayım ve gerçekten bir noktadan sonra psikolojik etkilerine maruz kaldım. Tabii ki. Ve kendimi Ve kendimi sokağa attım. sokağa attım. Bunun Bunun neticesinde ben neticesinde grafik ben mesleğim grafikerlik ve grafikerlik reklamcılık. ve Mesleğime mesleğime yönelik yönelik bir firmada bir işe firmada girdim. işe girdim. Harika. Yani ofis Yani dediğim ofis o. dediğim o. Anladım. Ama aynı zamanda sanırım daha önce o zaman çok yoğun bir şekilde oyunu oynuyordun. Şu an bu artık iş saatleriyle dengeli bir şekilde gidiyor anladığım kadarıyla. Aynen, iş Aynen, iş saatleriyle dengeli bir saatleriyle şekilde dengeli bir gidiyor şekilde ve gidiyor bu ve sayede bu daha sayede verimli daha olduğuma verimli olduğuma inanıyorum. inanıyorum. Çünkü Çünkü kafamı kafamı ofise gelip ofise gelip topluyorum, topluyorum, eve gidip eve gidip eğleniyorum. eğleniyorum. O açıdan benim O için daha açıdan benim faydalı için daha olduğunu faydalı düşünüyorum. olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle bir insanın hani en sevdiği işi yapıyor olması çok önemli bir şey. Sen anladığım kadarıyla şu an iki sevdiğin işi birlikte yapıyorsun. Yani Aslında grafikerlikten ayrı bir keyif alıyorsun. Diğer tarafta da hobinle beraber aynı zamanda ticari bir şey oluyor, değil mi senin için? aynen öyle, ama Ama aslında aslında üç üç sevdiğim sevdiğim işi bir şey yapıyorum. yapıyorum. Hem Hem grafikerlik grafikerlik yapıyorum, yapıyorum. hem Hem burada burada fabrika fabrika kısmında kısmında işin işin atölye atölye kısmında kısmında üretimde üretimde çalışıyorum. çalışıyorum. Harika. Tasarladığım Tasarladığım işleri işleri bizzat bizzat kendim kendim üretiyorum. üretiyorum. Aslında Aslında üç iş üç iş yapıyorum yapıyorum ve ve benim benim için için çok çok daha daha keyifli keyifli oluyor. oluyor. Sen ne üretiyorsun? Yani Yani genelde genelde reklamcılıkla reklamcılıkla ilgili ilgili şeyler şeyler üretiyoruz. üretiyoruz. Hani Hani tabeladır, tabeladır, işte işte cam cam görselleridir, görselleridir. Anladım. işte Yani sonuçta posterlerdir, görsele kablolardır. görsele dökülen bir şeyler oluyor ve bunu da görmek de çok güzel tabii ki. Aynen öyle. Şu an kaç yaşındasın? 25, 25, 26 olacağım 25 Kasım'da. Kasım'da. Ben senin videolarına baktım da senin böyle dediğin gibi 3 yaşındayken zaten başladım dedin oynamaya. Çok küçükken böyle Evet. fotoğraflarım var oyunculukla ilgili. Böyle Anka Lady videosu var. Böyle o küçük yaşlardan başlayan bu yaşlara kadar gelen fotoğraflarla çok güzel bir mix oluşmuş. Peki abilerin demiyorlar mı? Sen çekil biraz biz ön plana çek. Biz senden daha iyi oynuyoruz. Bazen canlı Canlı yayınlara yayınlara katılıyorlar. katılıyorlar. Benimle çok Çok özür özür dilerim. dilerim. Benimle Benimle canlı canlı yayınlara yayınlara katılıyorlar katılıyorlar ama ama insanların insanların gözü gözü önünde önünde olmak pek olmak pek onlara onlara göre göre değil. değil. Ama aslında sen de çok popülariteyi sevmiyorum dedin. Ama bir şekilde ister istemez böyle bir çalışmanın içerisine girdiniz ve başladı anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle bir Şöyle şey bir şey söyleyeyim söyleyeyim ben. ben. Yani Yani evet, evet, popülariteyi popülariteyi sevmiyorum, sevmiyorum, hoşuma hoşuma gitmiyor. gitmiyor. Ben Ben ilk ilk videomu videomu çektiğim çektiğim zaman zaman kendi kendi kanalıma kanalıma kanalın kanalın tanıtım tanıtım videosunu videosunu çektim. çektim. O O video videoyu yani yani yaklaşık yaklaşık 2 2 dakika dakika video. video. O videoyu çekmeden önce yaklaşık 15 dakika kameraya baktım. Sadece Sadece baktım. baktım. Yani nasıl yapılacak, ne olacak diye onun şeyini mi ayarlamaya çalışıyorsun? Aynen Bu arada şu ve yorumları inanılmaz. biraz yorumları kapatmak istiyorum ama nereden kapatabiliyoruz acaba bir süre için? Ha. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Biraz kapattım çünkü yüzün gözükmüyor. Bazı bir süre sonra biriksin tekrar açalım. En azından sohbetimizde seni tam olarak net olarak da görebilsinler istiyorum. Yani Sağ şöyle bir ol. şey var. Geçtiğimiz sene peki böyle bir ödül aldığında ne hissettin? Arkadaşların, dostların biliyorlardı tabii. Ne dediler? Sigara içenler ne dediler? Yani onlar pek bir şey diyemediler tabii de. En Dedirtmedim çok diyorsun. ben hani bizim için de aldım dediler. Ben çok Ben çok fazla fazla böyle hani hani bak bak ben ne aldım, bak ben ben ne ne yaptım yaptım demeyi demeyi sevmeyen bir sevmeyen bir insan insan olduğum olduğum için için de de çok çok yakın yakın çevrem çevrem hariç hariç pek pek fazla fazla insan da insan bilmiyor bilmiyor açıkçası. açıkçası. Anladım. Peki böyle bir ödülü takdim edileceğini öğrendiğinde ne hissettin?
Açıkçası bana önce şey gibi geldi, ödül törenine davet edildim gibi geldi. Ben hani en azından o şekilde algılamayı tercih ettim. Hani konuk olarak gideceğim, oturacağım, insanlar ödül alacak, alkışlayacağım ve geri döneceğim şeklinde düşündüm. Ta ki sahnede adım okunana kadar Sürpriz oldu zaten sana. konuşamadım da. Yani bir nevi sürpriz oldu, evet. Evet. Yani açıkçası bizim için şöyle bir şey var. Hangi meslekte olursan ol, onu ideal bir şekilde yapmak, gençlere doğru örnek olmak çok önemli. Ve sen de özellikle bizim temsil ettiğimiz Sigara Savaşanlar Derneği'nin temsil ettiği çalışmalar bazında örnek bir çizgidesin. O yüzden bizim için önemli yaptın. Yani kendimi seviyorum da başladın, zaten bu çok önemli bir şey. Bizi şu an izleyen, takip eden birçok kişiye şunu söylemeliyiz. Öncelikle kendilerini sevsinler, değil mi? Onlar için, gençler için, yani oyun haricinde söylemek istediklerin neler var mesela? Şimdi aslında söylemek istediğim çok şey var ama en başta benim bütün takipçilerim bilir, ben hiçbir şeyi böyle sağdan soldan duyup yapmam. Hep kendi tecrübelerimden insanlara bir şey aktarırım. Ve çok acıdır ki kendi tecrübe ettiğim bir şey yine. Siz şimdiden ödün verdikçe, kendinizi bir başkası için değiştirmeye çalıştıkça değer kaybediyorsunuz. Siz kendinizi sevmediğiniz zaman başkası sizi zaten sevemiyor. Sevemiyor, istese de beceremiyor. Bu benim hayatımın acı tecrübelerimden biriydi. Bunun yanı sıra toplumun tarafından dışlanmaktan korktuğunuz zaman dışlanıyorsunuz. Hani evet. Bu da acı bir tecrübe maalesef. Yalnız kalmaktan korktuğunuz zaman yalnız kalıyorsunuz. Halbuki yalnız kalmak insanların kendilerini keşfetmek ve bir şeyleri kabul etmek için eline geçen bulunmaz bir nimet. Evet. Yani oyun dışında söylemek istediğim dediğim gibi çok şey var. Mesela anneleriniz size bir şey söylediği zaman doğru söylüyordur. Bunu kabul etmeniz lazım. Çünkü yaşanmışlık var, tecrübe var. Aynen öyle. Yıllarca kendime dedim ki annemin bana yaptıklarını ben çocuğuma yapmayacağım dedim. Benim kardeşim vardı. Çocuğa diyorum ki üstüne örtü giy. Abla diyor hava 45 derece. Üşürsün ay üstüne örtü giy. Bir çocuğun olmasa bile gerek kalmadı yani bir anda. Hani öyle. Annem ne diyorsa onu diyorum. Yok dışarı çıkma, yok gözümün önünden kaybolma falan. Ama onlara ben kızıyordum. Şimdi kardeşim kızıyor. Ve diyorum ki benim yaşıma geldiğin zaman anlayacaksın diyorum. O zaman annenizin sözünü dinleyin. Yemeğinizi yiyin. Aynen. Peki. Yani mesela kendimi seviyorum derken bu arada tabii bir farkındalık var. Yani mesela sigara ile ilgili etrafında fark ettiğin, yaşadığın ters bir olay, yani bir dostunun, arkadaşının bir kaybı, hani seni etkileyen bir şey olmuş muydu? Sigara ile ilgili beni etkileyen şey, daha önce basın konferanslarında da bahsettim, annemin kanser olmasıydı. Tabii. Hani birinci etken doktor dedi ki yani sen sigara içtin kanser oldun yani. Hani başka hiçbir sebebi yok dedi. Bunun tek sebebi bu dedi. Ve annem tedavi gördü 1,5 sene boyunca bir gün bile sigara içmeye nazik etmedi tedavisinde. Bizi bir odaya kapattılar tedavisinin sürekliliği için. Ve hani camı falan açmayı bir kenara bırakıp kapıda, yani kapıya yaklaşması yasaktı. Nikotin perde, odada perde yoktu. O kadar hani hiçbir şey yoktu. Biz bir ay kadar o odanın içinde kaldık beraber. Ve annem odanın içinde kalmasına üzülmedi. Benim de onunla beraber kalmama üzüldü. Peki içiyor muydu o sırada? Odanın içinde mümkün değil. İçemez. Hani. İçemez. Tamamen steril bir ortam olması lazım. Tabii. Tecrübe aldılar. Bayağı karantinaya alındık. Ciddi anlamda karantinaya alındık. Ben maskeyle falan dolaşıyordum. Hani hiçbir şekilde çıkartmıyordum. Yani bir ayın sonunda eve geçti. Evde de 3 aylık bir tecrübe girdi. Kendi odasından dışarı çıkamıyordu falan. Ve şöyle dedi. Ben dedi 40 sene sigara içtim dedi. Ama dedi hiçbir faydasını görmedim dedi. Bir ay sigara içmedim dedi. Ve dedi bana yemekler daha güzel geliyor dedi. Evet. Her şeyin tadı değişiyor. Bir tadı varmış.
Yani suyun Suyun kalın kalın olduğunu olduğunu fark fark etti. etti. Suyun bir Suyun bir kalitesi kalitesi olduğunu olduğunu fark fark etti. etti. Şekerin Şekerin çaysız çaysız daha, daha şeyin şekersiz şekersiz daha daha güzel güzel olduğunu olduğunu öğrendi. öğrendi. Çünkü Çünkü sigara sigara içtiği içtiği zamanlarda zamanlarda çayın çayın tadı tadı ona ona kötü kötü mü mü geliyordu? geliyordu? Mecbur Mecbur şeker şeker atıyordu. atıyordu. Tabii. Tabii. Çünkü Sigara hiçbir şeye inanılmaz gerçek şeker tadını içmesine alamıyor. ihtiyacı duymadı. Aynen Aynen öyle. öyle. Mesela Mesela et et yemez yemez de, de, et et yemeyi yemeyi sevmez sevmez de de, sigarayı sigarayı bıraktıktan bıraktıktan sonra sonra diyor diyor ki ki ya ya et et ne ne güzel güzel bir bir şeymiş şeymiş dedi. dedi. Hani Hani çünkü çünkü çamur çamur gibi gibi hissettiriyordu hissettiriyordu ona. ona. Evet. Evet. Yani Yani aslında aslında yediği, yediği, içtiği içtiği hiçbir hiçbir şeyden şeyden bir bir sigara sigara içen içen kişi kişi gerçek gerçek tadını tadını alamıyor. alamıyor. Aynen Aynen öyle. öyle. Peki Peki o o karantina, karantina, o o kaldığınız kaldığınız dönemden dönemden sonra sonra hiç hiç içmedim. içmedim. Bir Bir kere kere hastanın hastanın atlattığı atlattığı gün gün kırık kırık harcamak harcamak için için saksa saksa da da yarım yarım paket paket sigarasından sigarasından acaba acaba şimdi şimdi içsem içsem nasıl nasıl olur olur diye diye merak merak edip edip bir bir tane tane sigara sigara almış. almış. Dedi Dedi ki ki hani hani Anka Anka dedi dedi bir bir nefes nefes aldım aldım sıkıntı sıkıntı yok yok dedi. dedi. İkinci İkinci nefes nefes aldım aldım ve ve kustum kustum dedi. dedi. Hani Hani midem midem bulandı bulandı falan falan dedi. dedi. Kustum Kustum dedi dedi ve ve ben ben şeyi şeyi sordum sordum kendime. kendime. Ben Ben 40 40 senede senede bunu bunu nasıl nasıl tükettim? tükettim? Evet. Evet. Ondan Ondan sonra sonra bir bir daha daha da da denemedi denemedi bile. bile. Hiç Hiç merak merak da da etmedi. etmedi. Hatta Hatta evimizde evimizde bir bir arkadaşımız arkadaşımız kalıyor kalıyor bizimle bizimle beraber. beraber. O O içiyordu. içiyordu. O O da da bıraktı. bıraktı. Ne Ne güzel. güzel. Yani Yani güzel güzel bir bir örnek örnek teşkil teşkil etmiş etmiş aynı aynı zamanda. zamanda. Aynen Aynen öyle. öyle. Peki Peki yani yani 7 7 kardeşiz kardeşiz dedin. dedin. 7 7 kardeşten kardeşten kaç kaç kişi kişi içiyor? içiyor? Sigara Sigara içen içen vardır. vardır. Var. Var. 3 3 büyükler büyükler içiyor. içiyor. 3 3 ya büyükler. bizim Peki en o 3 büyük büyükler abimi anneni göre hala göre içiyorlar mı? hala içiyorlar mı? Sanırım Sanırım insanın insanın başına başına gelmeden gelmeden anlamıyor. anlamıyor. Kendisinin Kendisinin de de yaşaması yaşaması lazım lazım diyorsun. diyorsun. Yani Yani tabii tabii o... o... Evet. Ya ben aynı şeyi kendi kuzenimde bile yaşıyorum, merak etme. Ben sigara ile ilgili şarkım var. Onu söylemeye başladığım zaman dur canım çekti bir tane içeyim diye karşıma geçip. Gerçekten böyle onlara laf anlatmak çok zor içenlere. Ama şöyle bir şey var. Yani çok küçük yaşta denemek, Yani ben hiç denemedim bile. Ben hiç denemeyenlerdenim sevgili Anka. Yani mesela sen şey demişsin, küllerimden doğdum demişsin. Aslında o küllere hiç dönüşmeden, değil mi? Bir şekilde hani belli bir şey var. Bir insanın kendini baştan itibaren aslında hep aynı şekilde yaratabilmesi çok farklı bir şey. Bunu o çocukların çok genç yaşta olanların aslında biraz daha böyle bilinçli etraflarındaki büyüklerin yaşadıklarını görerek, gözlemleyerek büyümeleri ve bunu aslında hayatlarına adapte etmeleri çok önemli. Biraz evvel seninle beraber biz konuşurken bakıyorum hep senin Öyle. takipçilerin. Hepsi sigaraya hayır, dumansız hava sahası. Çok güzel mesajlar almışlar. Abla beni al diyor. Sanırım sizinle birlikte canlı yayına katılmak isteyenler var. Alabiliyorsan al bir tanesini, Onu konuşalım. yapmıyoruz. Yok, onu yapmıyoruz. Şu Şu sebepten sebepten ötürü ötürü yapmıyorum. yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Birini Birini aldım, aldım, ikisini ikisini aldım. aldım. Geride Geride bekleyen bekleyen 15 15 kişiye kişiye haksızlık haksızlık oldu. oldu. O O yüzden yüzden yapmıyorum yapmıyorum öyle. öyle. Anladım. Tamam. Yani o ayrımcılığı yaratmayalım. Aynen. Yani peki şu an mesela gençler takip ettiği için söylüyorum. Favori oyunun var mı? Takip edenlere söyleyeceğin. Benim oynadığım bütün oyunlarım favori oyunlarım. Zaten en böyle en şey oynama şevki aldığım oyunlarını canlı yayında paylaşıyorum. Şu sıralar Resident Evil 3 remake oynuyoruz canlı yayında. Bayağı da keyif alıyorum. Ama benim çocukluk fobim, benim çocukluğumdan da çok genel korkusu hala uyutmaz beni. O yüzden bayağı bir gergin anlar yaşıyorum ama yine de zevkle oynuyorum yani. Ama çok küçük arkadaşlarımız için pek uygun bir oyun değil. Biraz korku temalı bir oyun. Anladım. Bir ara biliyorsun oyunlardan kaynaklanan böyle çok rahatsız edici durumlar oldu. Haberler çıktı. Yani bu şekilde senin de mesela deneyimleyip hayır bunu kesinlikle küçük bir çocuğun oynamaması gerekiyor dediğin oyunlar var mı? Tabii ki de var. Yani mesela şimdi örnek verelim. Hani ben açıkçası bu örnekten de hiç çekinmiyorum verirken. Mesela GTA oyunu, GTA dediğimiz oyun, evet çok eğlenceli. Araba kullanıyorsunuz, uçak kullanıyorsunuz ama oradaki karakterlerin hikayesi biri soyguncu, biri uyuşturucu satıcısı, hani diğeri mafya. Hani bence kesinlikle belli bir yaş seviyesinin, hatta Bu belli bir yaştan hangi oyun? kalsın 20 yaşlar. Biz böyle şeyleri GTA.
Yazar mısın? Tam net Ne? anlaşılmıyor seslerden Tamam. kaynaklı bir şekilde. Tam olarak ismini alalım çünkü biz Sigara Savaşanlar Derneği olarak böyle hani çocuklara gerçekten zarar verebilecek ve onları ters etkileyebilecek olan oyun olur, film olur, görsel olur. Bunların her birisinin bir şekilde belli bir yaş sınırı getirilmesini istiyoruz. GTA. Anladım. Tamam. Onu özellikle not aldıracağım. Yani belli bir yaş altında en azından açılamaz durumda olsun ki oyunlar, değil mi? Bir sınır gelsin. Tamam, siz hani belli bir bilince ulaştıktan sonra oynarsın, keyif alırsın, seni etkilemez. Ama başka bir açıdan gerçekten çocukları etkileyebilecek olan bir şey. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Oyunların çoğu çıkarken yaş sınırlarıyla çıkıyorlar. Mesela az önce söylediğim Resident Evil oyunu artı 18 bir oyun. GTA artı 18 bir oyun. Bu durumda buna ailelerin dikkat etmesi lazım. Çocuk seviyor, istiyor, oynasın diye çocuğun yaşının üstünde bir oyun almamaları lazım. İşte biz bunu belki bir uyarı olarak, hani büyüklere gidebilecek bir uyarı olarak, Sigara Savaşanlar Derneği olarak, senin başka bu şekilde önerdiğin, hani çocukların kesinlikle oynamaması gerekiyor dediğin oyunlar var mı mesela? Ya mesela birebir insanla ilişkiye girdikleri online oyunları oynamamaları lazım. Çünkü siz çok masum duygularla oyuna girip oyunu oynuyorsunuz ama aşağıda sizin o masum duygularınızı suistimal eden insanlar illaki mesaj atıyorlar. Evet. Onu yani normal Hatta bir okeydir işte belli bir şekilde oyunun safhasına girdiğinde bile çok rahatlıkla yaşanabiliyor. Yani diğer taraftan mesaj göndermeye çalışıyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar. Bu çok küçük yaşta olan birisi için çok tehlikeli. efendim? Evet. Buyurun. Çok özür dilerim. Böyle de bir değişik bir durum söz konusu. İş telefonundan hayır konuşmalar. Yani Sıralamak. şöyle bir şey var. Bazıları uçak moduna al demişler ama uçak moduna aldığında sanırım görüntüye de ulaşamıyorsun, değil mi? Ha, diğer telefonu uçak moduna Anlayamadım. almanı istemişler. Diğer devamlı çalıp duran telefonu uçak moduna alsın demişler. İş telefonu olduğu için alamıyorsun. Maalesef öyle bir şey yapamıyorum. Keşke yapabilsem ama olmuyor. Zaten şu an Evet, bunun herkes akışı kapanmaya gerçek başladı. adını istiyor ama biz sana Ankara'ydı diyoruz. Ben Peki söylüyorum neden adım bu küllerinden ama doğduğunu inanmıyorlar. düşünüyorsun? Onu cevap bilmem hemen. İnsan hayatında pek çok şey yaşar. Pek çok yıkıcı, yakıcı şey yaşar. Ama bir şekilde hayatına devam etmesi gerekir. Ben hayatım boyunca çok fazla yıkıcı şey yaşadım. Çok fazla yakıcı şey yaşadım. Ve bir noktadan sonra kendimle ilgili aydınlandım ve dedim ki ya benim artık bir şekilde geri dönmem lazım. Evet. Bu anka koşulları modeli de oradan geliyor. Çünkü ben zaten yandım, külleri dönüştüm. Bunlarla bir şey yapmak lazım. Ne yapabiliriz? Geri Peki sen daha doğabiliriz. 25 yaşındasın, çok gençsin. Yani bu hani annenin hastalığı tabii ki çok zor bir aşama ama yani bu nasıl bir şeydi? Bu aşk mıydı? Bu işle ilgili miydi? Aile miydi? Neden bu kadar hani kendinin gerçekten çok zor aşamalar yaşadığını düşünüyorsun? Aslında bende şey oldu, biraz çorap söküğü mantığı oldu. Çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Ailevi durumdan ötürü değil aslında. Babam hani bizim bir şeyler öğrenmemizi istediği için bizi çalıştırdı. Güzel de oldu. Küçük yaşta kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı idare etmeyi öğrenmeye başladım. Evet. Bu da etrafımda pek çok zorluk getirdi. Bazı konularda ailevi sıkıntılar da yaşadım. Onların üstesinden küçük bir çocuk olarak gelmek çok zor oldu. Bazı nasıl desem hani açıklanamayan yani bir çocuğun açıklanamayacağı şeyleri açıklamaya çalışmak zorunda kaldım. Bunlar hayatım boyunca ön yargılara ve aşağılanmalara sebep olmamı sağladı. Yani şey aşağılanmalara maruz kaldım bu yüzden. Dış insanlar tarafından, kendi ailem tarafından değil. Zaten insanın kendi ailesi onu yargılamıyor ama dışarıdan gelen bir insan her şeyi söylüyor. Bir aralar saçım pembeydi biliyorsunuz. Onun için bile çok yargılandım yani. Halbuki bu Anladım. benim vücudum, benim seçimim. Aslında o bir içsel isyan olarak sen aykırılık olarak vermişsin herhalde. O çok küçük yaşta çalışmaya başlamak, bazı şeylere erken tanışmaktan kaynaklanan bir şeyle o farklılık istemişsin anladığım kadarıyla, değil mi?
Aslında yok. Tam olarak böyle değil. Şöyle söyleyeyim. Benim orijinal adımı biliyorsunuz. Bu da lan seçmeyelim. Yani benim doğam marjinal. Benim yapım marjinal. Yapım farklı. Neden sokağa çıktığımda her üç kişiden biri gibi görüneyim ki? Sen yaşamak yani içinden geleni yansıtmak istemişsin aslında anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Evet. Yani seni çok seviyorlar, seni hep takip ediyorlar. Çok da güzel mesajlar geliyor. Şimdi herkesin merak ettiği şeyi sorayım. Hal'daki olsam mı bakayım? O kadar çok sordular ki küstünüz mü? Aa, bu maalesef cevaplamayacağım bir soru ama şöyle bir cevap verebilirim. İnsan hayatında çok şey yaşar. Bizim aramızdaki ilişkide ikimizin de istemediği bir yaşantı sonucu bu noktaya geldi. Ne olur ne biter kesinlikle yani bu iki kişilik bir ilişki olduğu için bir şey söyleyemem ama Han benim her zaman dostum, her zaman en yakın arkadaşlarımdan biri. Hani kesinlikle aramızda bir para ilişkisi yok, aramızda bir nefret durumu yok. Sadece bu sıralar böyle olması gerekiyor diyebilirim. Anladım. Olur, her arkadaşlıkta, her dostlukta kısa dönemli birbirini özlemek, birbirini test etmek aslında o arkadaşlığın dayandığı sağlam temelleri biraz da test etmek için geçerli bir durum oluyor. Başka bir yere mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şöyle ofisi kapatıyorlar bana çıkış emrediler. O da güzelmiş, çok güzel. Evet, şimdi Şu an burada müdürüm senin evin yok mu? Hayırdır diyor. canlı yayındayız. Müdürüm biraz daha müsaade etseydiniz diyormuşuz biz de. Aa yok benim yakışıklı müdürüm yapar müsaade eder bana. Tamam. Son, artık son yavaş yavaş toplayabiliriz zaten sohbetimizi. Çok keyifli ve çok güzeldi. Seni tanımak çok harikaydı. Çünkü Çok teşekkür ederim. anladığım kadarıyla çalışmayı seven, azmeden, güzel bir şeyler yaptığın zaman bunu paylaşmaktan keyif alan birisin. Bu da çok önemli. Sağ olun. İnşallah herkesin istediği, bu gruptaki herkesin istediği barışın o zaman demiş. Barışmak değil de birbirinizi bir an önce özleyin inşallah diyeyim ben. O güzel ortamları, o güzel paylaşımları. Bu çok önemli. Çok genç arkadaşlar var. Şöyle bir şey var. Gerçekten önemli olan arkadaşlıklarda, dostluklarda zaman girebilir araya, mesafeler girebilir. Kötü şeyler bile yaşanabilir. Ama kötü şeyleri oturup karşılıklı konuşabilmek, birbirini özlediğini söyleyebilmek, yeri geldiğinde bağırıp çağırabilmek. Ama bunların hepsini söyleyip eninde sonunda yine o birlikteliği sağlayabilmek çok daha önemli. Hiç konuşmadan, susarak, böyle araya bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi davranarak hiçbir şeyi çözmek mümkün olmaz zaten. O yüzden evet. Konuşmak her zaman en iyisidir. Paylaşmak her zaman en iyisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda barış dediler. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. Şimdi ne yaparsın diyor. Evet, yani şöyle bir şey. Zaten hayat bu, mücadele. Yani sevdiğin arkadaşlarınla düşe kalka gider arkadaşlıklar. Her şey mükemmel hiçbir zaman gitmez zaten. Her şey mükemmel gidiyorsa bir sorun vardır. Ben bunu düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü ben mesela bakarım bazı arkadaşlıklarımla bir şey olur, bir ters düşerim. Anında keser atar mesela. Derim ki o benim gerçekten hiçbir zaman arkadaşım olmamış. Çünkü mücadele ettiğin arkadaşlıklar, bitmesin diye savaş verdiğin arkadaşlıklar gerçekten çok değerlidir. Önemli olan o içinde bitiremediğin, için yaptığın mücadeledir. Bu çok önemli. O yüzden herkesin gözünde o güzel bir dostluğunuz sanırım tam bir takdir kazanmış. Sizi birlikte görmekten keyif almışlar. Umarım sizi Sağ aynı şekilde olsunlar. takip ederler. Aynı şekilde de o başarılar devam eder. Ben çok teşekkür ediyorum. Seni takip eden herkese buradan Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği adına hem yönetim kurulunda hem bizi takip eden Güneri Bey var, Melahat Hanım var. Ve birçok üyemiz şu anda girdiler çıktılar şöyle canlı yayın sırasında fark ettim. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadıkları için. Senin de Sağ son olsunlar. sözlerini almak isterim. Şöyle söyleyebilirim. Aslında bu bir nevi bir slogan. Hani sigara ve savaş terminden ötürü ve burada bulunma amacımız aslında sigaranın ne kadar zararlı olduğunu anlatmak olduğu için
Arkadaşlar sigara Arkadaşlar asla bir sigara keyif asla değildir. bir keyif değildir. Asla bir dert ortağı Asla değildir. bir dert ortağı Asla değildir. sizi Sadece bir sizi bir ortamın ortamın insanı insanı yapmaz. yapmaz. Sigara Sigara sadece sadece sizi sizi ortamdan ortamdan uzaklaştırır çünkü uzaklaştırır dışarı çünkü çıkmak dışarı zor çıkmak zor olursunuz. kalırsınız. Ve sigara Ve zehirdir. sigara İşin işin en en ironik ironik kısmı kısmı panzehir panzehir olmayan olmayan tek tek zehirdir. zehirdir. Ve Ve bir kere bir içmekle kere bin içmekle defa bin içmek defa arasında içmek hiçbir fark arasında yoktur. hiçbir fark Zehir bir yoktur. kere Zehir bir vücudunuza kere girdi vücudunuza mi? girdi mi? Bitti artık. Bitti Yapacak artık. hiçbir Yapacak şeyiniz hiçbir yoktur. şeyiniz yoktur. Kendi Kendi elinizle kendi ölümünüzü elinizle kendi ölümünüzü hazırlamaktansa hazırlamaktansa kendi elinizle kendi elinizle geleceğinizi kurtarın geleceğinizi daha iyi kurtarın yani. daha iyi yani. Evet, bu herkesin kendi elinde. Kendi kararlarını en doğru şekilde versinler. Çünkü bu hayat onların, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Başkalarının Çok yönlendirmelerine maruz kalmasınlar. Fikirleri ve düşünceleri olsun. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok güzel mesajlar Rica vererek ederim. gençlere çok güzel örnek oluyorsun. Sana da oyunlarda başarılar diliyorum. Senin Teşekkür. bahsettiğin oyunları Teşekkürler. takip edeceğiz. Dönemsel olarak bize böyle zararlı gördüğün oyunlar olursa lütfen her zaman irtibattayız. İletişimde ol. Biz de onları bir şekilde en azından veliler konusunda uyaralım. Çocuklara ulaşmasın o oyunlar. Böyle bir en azından senin vesilenle onlara destek olmaya çalışalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.